kim nasıl ulaşır şirket içi bilgilerini öğrenmek istiyorum. En son kime verdiğiniz dosyaları bilgilendirin beni. Nihayet geri bildiniz. Aradığınızdan geldik Süreyya Hanım. Tamam, anlatın o zaman. Ne oluyor, neymiş polislerin derdi? Metin Bey aleyhinde bazı suçlamalar var. Aa, öyle mi? Ben de buraya savcıya hal hatır sormaya geldik zannediyordum. Neyle suçluyorlar onu öğrenmek istiyorum herhalde. Çok rica ediyorum yani, lütfen. Nitelikli dolandırıcılık. Dolandırıcılık mı? Nasıl olur ya? Ne dolandırıcılığı? Olamaz öyle bir şey. Aman, iyi misin? Gel, gel şöyle otur. Anne, bir şey söyle. Babam böyle bir şey yapmaz. Ne olur bir şey söyle. Olamaz böyle bir şey. Cansu, çok rica ediyorum. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Begüm. Begüm. Sen babanla birlikte çalışıyorsun. Bildiğin bir şey var mı? Ha? Ya hayır desene. Tamam Uğur böceğim, tabii ki yapmamıştır babanın öyle bir şey. Anlaşılır birazdan. Değil mi Mert? Yapmamıştır tabii ya. Bak, çıkıp gideceğiz buradan birazdan, tamam mı? Sen bırakma kendini hemen. Bir yanlışlık olmalı savcı bey. Ne niteliği, ne dolandırıcılığı. Yapar mıyım ben öyle bir şey? Hem niye yapayım? Bakın isterseniz listeye. Bunlar sözde bağış yaptığınız hayır kurumları. Ne var bunda? Ben hayırsever bir iş adamıyım. Metin Bey, böyle hayır kurumları yok. Kime gidiyor bu yüklü meblalar? Ne demek yok? O zaman ben kandırıldım. Benim şikayetçi olmam lazım bu durumda. Ne olacak peki babama? İspatlayabilecek misiniz yapmadığını? Biz ilgileneceğiz, merak etmeyin. İzninizle. Gece. Bu aile meselesi, biz dışarıda bekleyelim istersen. Uğur böceğim. Biz hep senin yanındayız, tamam mı? Sağ ol canım. Dışarıda bekliyoruz biz. Cansu. Bunca şey oldu ama biz hala... Hiç seni düşünmüyorum şu an abla. Sen sadece bir şey söyle. Ne olacak yani? Hapse girecek mi? Bilmiyorum. Cansu, annem su istemişti, ben unuttum. Sen gidip alır mısın? Sen mi ihbar ettin babamı? Ha, yok artık. Hani güveniyordun sen bana? Kerem, oradan bakıldığında aptalama benziyorum ben ha? Sana daha dün söyledim, bugün savcılıkta sürünüyoruz. Sen niye şaşırıyorsun ki Begüm? Belki de iyilik yapmışımdır sana. Bu ne yüzsüzlük ya? İnkar et bari. Ben yapmadım de.
Yapma Begüm Allah aşkına. Hadi itiraf et sen de kendine. Sen burada olanlar üzülüyor musun? Tabii ki üzülüyorum. Bu benim ailem. Üzülmeyeceğimi nasıl düşünürsün? Ailen öyle mi? Seni hor gören, sana üvey evlat muamelesi yapan annene mi üzülüyorsun? Yoksa yaptığın hiçbir şeye değer vermeyen babana mı? Bir gün merak ediyorum cidden. Senin ailene karşı bir gönül bağın var mı? Senin ailene karşı gönül bağın olsa bu kadar büyük bir sırrı verir misin? Sen delirmişsin. Babamı ihbar ederek bana iyilik yaptığını nasıl düşünürsün? Ben seni tanıdım çünkü. Sen iş dünyasının kurtlar sofrası olduğunu çözmüşsün. Eğer burada olacaksan tek başına olman gerektiğini çözmüşsün. Ama itiraf edememişsin daha kendine. Bu vesileyle edeceksin. Benim sayemde. O yüzden sen söylemeden ben sana söyleyeyim. Teşekkürünü kabul ediyorum. Rica ederim. Ne iş var bunun burada? Ne tamam, tamam. İyi misin? Olmaya çalışıyorum. Var mı Metin Bey'den haber? Yok. Çok tatsız oldu ya. Öyle mi? Ne demek öyle? Yani... Babam ailenin önünde neler yaptı sana? Gerçekten o yaşananlardan sonra bu olanlara üzüldün mü? O ayrı, o ayrı Cansu. Sen bana niye böyle bakıyorsun? Benim bilmediğim bir şey mi var?